Herkese selam canlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Mutlu günler, sağlıklı günler diliyorum sizlere canlar. Havalar yağmurlu ama olsun, yine de evler sıcak. Ben yine bugün size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. 2,5 saattir dışarıdayım. Tam 2,5 saattir. Geziyorum, dolaşıyorum. Bakın, bir tane hanımefendi bunu koluma taktı. Takipçimmiş, nazar değil misin diye. Tabii ben boncuklara inanan biri değilim. Nazar boncuğuna falan inanmıyorum. Ben bunu böyle rengini beğendiğim için takıyorum. Nazar değmesini istemiyorsam nazar duası en mantıklısı. Ben böyle taşa, boncuğa falan, heykele böyle şeylere inanmıyorum. Öyle yine bakın, misket, köfte, mantar, havuç ve patates ve makarna ve cacık. Ev yemeği istiyordunuz. Ev yemeği hemen yapıverdim. Bakın, bugün bütün mağazada dolaştım. Şöyle bir tane, şu elbise buradan bağlanıyor gördüğünüz gibi. Şöyle bak, şu şekil. Upuzun. Gündüz de dışarıda giyebileceğim. Gayet şık. Çok da gözükmüyor. Gayet şık bir elbise. Bunu kaç para? Kız, ben çok ucuzcuyum ayol. 70 liraya aldım, biliyor musunuz? Valla buluyorum kız, mağazaları da buluyorum, biliyor musun? 70 lira elbise mi kaldı? Çok da şık. Kumaş da o kadar rahat ki, o kadar güzel ki. 70 TL'ye aldım bunu. Ki çok ucuz elbiseler vardı. Bir daha gideceğim oraya tabii ki de. Cennette. Bu arada kapalı caddede. Onu da söyleyeyim, sorarsınız diye. İkincisi, dünkü elbisemle alakalı. Siyah elbiseyi, sahne için giydim elbiseyi. Bazı insanlar, işte sen de mi açıldı, sen de mi böylesin, sen de mi şöylesin diye yazanlar var. Gayet şık bir elbiseydi. Sonuçta sahneye gidiyorum. Yani normal bir elbise, şık bir elbise. İkincisi, insanın şurasında olacak bazı şeyler. Şurası bozuk olacak. Kılık kıyafetle değil. Ben nice insanlar gördüm dışarıda. Gayet edepli giyinmişler ama edepsizlik yapıyorlardı fazlasıyla. Çok gördüm onları. O yüzden demek ki neymiş? İnsanın karakterini, namusunu, edebini kıyafet belirlemiyor. Tabii ki çizgisinden çıkmadan düzgün bir şekilde nerede oturduğum, nerede oturacağımı, nerede nasıl konuşacağımı, nasıl davranacağımı çok iyi bilen insanlardan bir tanesi olduğum için, o yüzden insanlar kendisi neyse karşısındakini de öyle görürmüş. O yüzden sizlere iade ediyorum bazı lafları. Ben ne olduğumu ben çok iyi biliyorum, merak etmeyin. Neyse, hemen yememe başlıyorum Bismillah diyerekten. Bunu dile getirmek istedim yani. Gerçekten bazen o kadar absürt laflar konuşuyorsunuz ki. Yapmayın, yapmayın. Bin defa söyledim, yapmayın. Böyle arkadaşlar, bugün sınava öğrenciler girdi. Onlara başarılar, tebrikler. Yarın da tekrar sınavları var. Şimdiden Rabbim zihin açıklığı versin. Başarılar diliyorum. Lütfen süreyi iyi kullanın. Paniklemeyin. Dualarla gidin. Besmele ile başlayın. Eğer olmazsa da üzülmeyin, ağlamayın. Hayallerinizin peşini sakın bırakmayın. Seneye tekrar girersiniz. Sakın bunu unutmayın. Öğrenci kardeşlerim, üniversiteye gidecek öğrenci kardeşlerim, buradan şimdiden Allah yardımcınız olsun diliyorum. Bismillah diyerekten yemeğime başlıyorum. Ay, kaşık sesleri çıkmayacak bu sefer çünkü mikrofon takmadım. Cacığı biraz koyu yaptım. Abim. Bugün bakayım, hikayemiz var mı? Elbet vardır. Hikayesiz olur mu? Olmaz. Artık beyaz ekmek yemiyorum. Ya çavdar, ya tam buğday, ya da kepekli ekmek yiyorum. Bunlar daha sağlıklıymış. Beyaz ekmek gerçekten sağlıklı olmadığını söylüyorlar. Ben yemiyorum artık. Valla çok güzel.
Acıkınca benlikten çıkıyorum. Böyle bana şey yazıyorlar gündüz saati gerçekten makyaj yapmıyor musun? Hayır, makyaj yapmıyorum. Bakabilirsiniz. Gündüz saati kirpikti falan. Pudraydı. Kapatıcı. Böyle şeyler asla kullanmıyorum. Sevmiyorum. Gündüz saati makyaj yapmaktan nefret ediyorum. Hoşuma gitmiyor. Çok nadir bazen kendimi böyle değişik hissetmek istersem yapıyorum ama gündüzleri don't, makyaj yok asla sevmiyorum. Hele anam yazın. Ay o kirpiği tak, onu yap bunu yap. Ay yok, uğraşamam. Zaten şu içindeki korse beni öldürüyor. Bir de artık iyileşen yerlerin buraların falan hepsi kaşınmaya başladı. Kaşınıyor. Kız bugün anı anlatayım mı kız? Anlatsam mı? Niye anlatmıyorum? Değil mi, anlatayım? Ama hangi anı? O kadar anım var ki. Çok kötü anım var. İyi anılarım çok az herhalde. Doyurayım kendimi de. Anılar geliyor. Ama ne anlatsam bilmiyorum. Bakayım. Şöyle bir geriye gidiyorum. Anıları anlatmak için şöyle bir geriye gidiyorum. Bakayım neler var. Ayıptı, kötü anılar yaşamışım kız. Hiç iyi anım da yok ki. Hiç aklıma gelmiyor. Şimdi bir şey anlatacağım. Bazen diyorlar ki sallamasyon yapıyorsun. Hayır. Hiç sallamasyon yapmam. Hiç tarzım değil. Ben bu eski çalıştığım dönemlerde ciddi anlamda yaprak dökümü gibi birçok arkadaşımı kaybettim. Birçoğu çalışırken araba çarptı. Birçoğu öldürüldü. Hande Kader arkadaşım vardı, bilirsiniz belki. Yakıldı diri diri ormanda. Bunu bilenler bilir. Yani ben bununla alakalı çok şeyler yaşadığım için aslında yani bu gerçek hayat aslında. Millet diyor ki sallaması yok. Ne alakası var? Yaşadım ve yaşadığım şeyleri anlatıyorum. O fırıncının oğlunu kurtardım mesela. Bugün o fırıncıdaydım. Hatta yayın açtım. İzleyenler izlemiştir belki TikTok'ta. Kadına sordum. Kadın evet dedi, gerçek dedi. Ve babasını gördüm. Selam verdim bugün.
Bunlar benim gerçek hayatım arkadaşlar, ciddi anlamda. Yaşadığım olaylar fazlasıyla. Birisi yazmış ki hani ailen zengin de. Evet, ailem zengin, babam zengin, annemin durumu iyi. Ama ben böyle olduğum için birçok şeyden ne derler, mağdur edildim. Bana aslında bir cezaydı, dayak cezaydı, bir şey vermemek cezaydı, yaşatmamak cezaydı. Bunlar bir cezaydı. Anlatabildim mi? Yani bazı şeylerden muaf tutuldum, öyle derler ya. Ben muaf mı diyorlar? Öyle tutuldum yani. Anlayın anlar ya. Ben çok içeriğine girmek istemiyorum aslında ama insanların artık böyle yalancılıkla suçlamanız beni ciddi. Ben yalan konuşmayı sevmem. Ben çok dobra bir insanım. Benim karşımdaki insanın kıyafeti olmamışsa, sırf ona iyilik olsun diye senin şu kıyafetin çok güzel demem. Arkasından konuşacağımı direkt yüzüne söylerim. Ben de böyle bir huy var. Yıllardır bütün çevrem bilir. Bütün herkes. Hatta bazıları çok dobracısın, bu kadar da dobra. Yok, buyum ben. Arkandan konuşacağın arkadaşım direkt yüzüne pat 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 söylerim. Aslan burcuyum. Kaybedeceğim hiçbir şey yok. İnsanlara yalakalıyı sevmem. Neyse onu söylerim. Gerçek olan bir insana bir şey yakışmıyorsa, gerçeği söylemiyorsam aslında ona iyilik değil kötülük yapmış olurum. Neyse o yani. Ben mesela kıyafetimi kimseye sormam. Saçımı sormam. Hayatımı sormam. Bugün şunu yapmışım. Sormam. Kendi doğrularımla yanlışımla yaşayan bir insanım. Ama birçok insan soruyor. Onların da kendi tercihi. Ama ben sormam. Tüy aşağı, kimse kimseden üstün değil. Hepimiz bir kuluz. Rabbimin yarattığı bir kuluz. Sadece etten, kemikten yaratıldık. Sadece hayatlarımız farklı, sınavlarımız farklı. Yoksa kimse kimseden üstün değil. Zenginmiş, fakirmiş. Çirkinmiş, güzelmiş. Oymuş, buymuş. Oralıymış, buralıymış. Hiç fark etmiyor. Azrail geldiği zaman sana şuralısın, sen zenginsin. Aman seni erteleyeyim, seni bugün almayayım. Değil mi? Şansı yok. Hepimiz toprak olacağız. O mezara gireceğiz. Rabbimin karşısında da hesap vereceğiz yani, bu kadar basit. Ama tek başımıza. O yüzden kimse kimsenin üstün değil. Ben öyle görmüyorum. Rabbim hepimizi ıslah etsin. Bak açık ve net söylüyorum. Hepimizi. Kimse dört dörtlük değil. Görüyorum artık, izliyorum. Her şeyi görüyorum. Kimse kendini kimseden üstün görmesin. O yüzden bazen arkadaşım lüks araba almış, lüks ev almış. Özenmiyorum bile. Olabilir. Demek ki onun o hayatı, onun kaderi oymuş. Ona öyle olması gerekiyor. Onun şansı oymuş, öyle olması gerekiyormuş. Ben de diyorum ki evet böyleyim. Demek ki ben daha mücadele etmem gerekiyor diyorum. Öyle olması gerekiyormuş. Böyle hayat. Birisine de özenmiyorum. Kimseyi idolde görmüyorum. Bana ne? Benim tek idolüm annemdir. Bugün hikayeler gelmedi. Hikayemi yarın hazırlayabilirim. Bir hikaye var böyle yarın için. Dehşet hikaye. Yarın kaçırmayın. Bugün böyle muhabbet ettim sizinle. Bugün böyle olsun.
Mantarı çok severim. Yemekte havucu çok severim. Havucun kızartmasını da severim. Yemeğini de severim. Bunu her şeyini severim. Aman ekmeğim düştü. Biri aç. Kim aç acaba? Aramızdaki aç çıksın hemen ortaya. Oh ya Rabbim. Şükürler olsun verdiğin nimetler için bugün geçin. Olmayanlara da ver ya Rabbim. Evet canlar. Benden bugünlük bu kadar. Yarınki gün için saatleri bekliyoruz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evinde şifa bekleyen bütün hastalara Rabbim şifalar versin. Dar gününde bütün herkese, bütün insanlara Rabbim yardımcı olsun. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.